كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bugün Cuma, mübarek gün. Cuma'nın kıymetini bilin. Bakın, Allah indindeki en büyük günlerden biri Cuma günüdür. Cuma, Cuma, Cuma. Kıyamet Cuma günü kopacak. Hazreti Adem Cuma günü dünyaya indirildi. Nuh tufanı Cuma günü oldu. Yani Cuma ile alakalı çok şey var. Çok teferruat var. Cuma hakikaten Allah indinde çok büyük bir gün. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Bir cumada 80 tane bana salavat getirene, yani öyle mükafatlar var ki, ben onunla alakalı bir sohbet yapmıştım. Ya bir salavat bile. Ama cuma günü özellikle, bakın, bir adam cuma günü bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında bekleyen bir melek var. Bunu iyi dinleyin. Sahih kardeşim. İsteyin inanmaz. Umurumda da değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında bekleyen bir melek var. Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaratılan bütün insanların isimleri hepsi hafızasında. Bir Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirdiği zaman o melek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, falancanın oğlu filanca sana salavat getirdi. Sana selam söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde bilmukabele selamı alıyor. Bakın, al sana cuma, mübarek gün. Cuma günü ölen şehit kardeşim. Cuma günü ölen şehit. Bak şimdi ben seni anlatacağım. Bir tane genç var, tamam mı? Babası cuma günü ölüyor. Şimdi genç de, yani babası cuma günü öldü sonuçta kardeşim. Caminin hocasına gidiyor. Hoca efendi diyor. Ya diyor, size bir şey söyleyeceğim diyor. Benim babam diyor cuma günü öldü diyor. Acaba diyor babam diyor cennete gidecek mi? Hani diyor cuma günü ölen şehit, mübarek gün. Yani adam da, ya hoca da şaşırıyor. Lan diyor, ne diyor bu? Ne konuşuyor bu? Ne diyecek acaba diyor. Şimdi hoca dedi ki, baban diyor salih bir insan mıydı? Vallahi diyor hocam, salih mahalle hiç alakası yoktu ama diyor cuma günü öldü. Peki diyor evladım diyor, baban namaz kılar mıydı? Vallahi diyor hocam diyor, anı diyor secdeye dahi değmemişti. Namaz namaz hak etti ama diyor cuma günü öldü. Peki evladım diyor, baban diyor yalan söyler miydi diyor. Yani yalan, düzenbazlık, yalan, düzenbazlık onda diyor had safhada, arşa kadar ulaştı bütün günahlar diyor. Peki ama diyor hocam cuma günü öldü. Peki evladım diyor, baban diyor içki, kumar, zina böyle şeyler var mıydı? Hocam diyor, içki de ararsam var, kumar da ararsam pavyondan çıkmaz diyor. Karı kız her türlü var ama diyor hocam diyor, cuma günü öldü. Hocam diyor, cennete girer mi? Hoca da ne desin? Kulağına diyor ki, vallahi diyor evladım diyor, cumayı bilmem ama cumartesi sabah onun anasını ağlatırlar diyor. Yani şimdi her cuma ölen de şehit olacak diye bir şey yok. Mesela biz böyle mesela ne diyoruz? İki rekat faziletli namaz var diyoruz mesela. Adam diyor ki, ulan diyor adam zındık işte, alkolik mi alkolik, bu iki rekat namazı kılacak cennete mi girecek? Ya kardeşim, Allah Celle Celle herkese nasip etmez. Anladın mı? Ben bunu söylüyorum ama millet hala anlamıyor. Ya millet hakikaten, bizim milletin kafa böyle acayip yani. Hakikaten acayip. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, zikir yok. Cennete girecek mi? He cennet, ha tövbe estağfurullah. Açık bir şey yani. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Bir şeyleri tersten anlamayın. Allah rızası için uyarıyorum. Bak şimdi bir tane başkan teftişe çıkıyor, tamam mı? Dolaşıyor böyle, milleti teftiş ediyor. Yanında da tam teşekkür yani yardımcı falan, ekip falan. Bakıyor bir tane poğaçacı. Güzel güzel buram buram poğaça kokuyor, tamam mı? Gidiyor poğaçacının yanına. Bakıyor böyle diyor, işte güzeldi maşallah falan diyor. Sen diyor hani bu şeyin diyor sırrın nedir diyor. Poğaça diyor ki, sana koyuyorum. Allah Allah, adamdan ne etrafında bir sürü şey var, şekli şemali koyuyorsun. Bozun tevhan ama cevabı hazır. O zaman diyor bundan sonra herkes de sana koysun diyor. Şimdi ben bunu anlattığım zaman adam diyor ki, sen nasıl konuşuyorsun? Lan nasıl konuşuyorum? Sana dediğin ya. O ona diyor ki sana koysunlar. O da diyor ki sana koysunlar. Herkes birbirine koysun anlamında değil. Sen diyor kardeşim, ben diyor poğaçanın içine sana koyuyorum. Sen diyor bundan sonra poğaçana sana koy. Ne oldu? Biz burada edepsiz bir şey konuşmuyoruz. Ama ben bunu atıyorum kardeşim. Vay sen nasıl konuşuyorsun? Vay sen şöyle. Vay sen böyle. Mehmet okuyan denen adam sohbetinde namazla dalga geçer. Namazı aşağılar. Abdesti aşağılar. Bir şey olmaz. Biz burada arkadaş bir şey anlatıyoruz. Bak ben burada meramımı anlattım. Bir şey anlatıyorum yani. Ben diyorum ki arkadaş, biz de bir şey söylediğimiz zaman birilerinin böyle kaşı gözü ayrı oynuyor.